peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haber vermişler. Neye böyle bir şeye ihtiyaç hissedilmiş diye bir soru sorabilir miyiz? Elhamdülillah. Şimdi Üstad-ı 16. işaretten 19. mektup, 16. işaret tamamıyla bu cümleyi izah ediyor. Evet. Yani madem ki o peygamberler Allah namına gelmişler ve Allah'ın dinini, şeriatını, emir ve yasaklarını insanlara bildirecekler. Elbette bütün davalarının adeta neticesi hükmünde olan o büyük dini yayacak bir zattan haber vermeleri de zaruridir. Şöyle bir zattan haber verecekler. Ya bütün dinlerini ortadan kaldıran o zatı veyahut bütün dinlerini tasih eden o zatı haber verecekler. Mesela nasıl ki bizim dinde hem Hazreti Mehdi'den haber veriliyor hem de Deccal ve Süfyan'dan haber veriliyor. Birileri tahrip etmeye çalışacak, birileri de tamir etmeye çalışacak. Şimdiden haber veriliyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ya böyle haşa bütün dinlerinize savaş açacak, yalancı bir adam çıkacak haberiniz olsun diye bir haber gelecek ki hiçbir kitapta böyle bir emare yok. Evet. Ya da bütün dinlerin adeta neticesi, meyvesi ve bütün insanlığa faydalı olacak ve onları tenvir edecek bir dinin varlığından ve geleceğinden haber verecekler ki bununla alakalı binlerce işaret, binlerce bu manada delaletler var. Evet. Hatta enteresandır. Yani o kitaplara baktığımız vakit o kitaplarda ahir zamanda gelecek zatın bütün evsafı, bütün özellikleri, yani babasının daha kendisi doğmadan vefat edeceğine varana kadar işaretler, Nereye hicret edeceği. remizler, nereye hicret edeceği, nerede dünyaya geleceği, nasıl hizmet edeceği, hatta etrafındaki o dört halifenin özelliklerine varana kadar, ashabının nasıl hizmet edeceğiyle alakalı bütün bu maddeki özellikler, hani kutsilerin bayrakları beraberindedir diye sancakları Evet. manasında. Şimdi bununla alakalı arzu ederseniz birkaç şey okuyalım. Çünkü bu ikinci reşanın açılımı 19. mektuptur. 300'e yakın mucizatı ve harikulade halleri izah eden bir yer. Bununla alakalı birinci cümleden başlayalım. Ne diyor burada? Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı. Evet. Ve burada da bir haşiye var. Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı. Tam Kur'an-ı Kerim'in surelerinin adedine tevafuk ediyor. O kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra. Çünkü Hüseyin-i Cisri rahmetullahi asrımızın imamlarından. Yani Üstad ile aynı dönemde az daha evvelden dünyaya gelmiş. Evet. Üstad'la aynı dönem yaşamıştı. Hatta Üstad de fikirde biraderim diyor. Hüseyin-i Cisri için. Ve eserleri de hep böyle ispat metoduyla gitmiş. Risale-i Nur'un mantığına da çok benziyor eserleri. Evet. Fikirde biraderim Hüseyin-i Cisri. Bu Risale-i Hamidiye dediği eserin orijinal ifadesi şu: Risaletül Hamidiye fi Hakikatil Diyanetil İslamiye ve Hakikatil Şeriatil Muhammediye. Allah. Kitabın ismi bu. Maşallah. Hüseyin-i Cisri bunu kaleme almış. Bu müracaat edilebilir. Tahriften sonra bile eski semavi kitaplardaki peygamberimize işaret eden şeyleri, Evet. delilleri, ayetleri çıkarmış. Evet. 114 işaret. Ne Evet. demek? Demek ki bu kadar yıl, bu kadar asır tahrif edile edile bu kadar bulunmuşsa belli ki tahriften evvel, yani tasrih zamanında çok daha Evet. fazla varmış diyor üstadımız. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun adeta cevabı üstadımızın 16. işaretin başında girizgah olarak verdiği açıklamada var. Madem o kitaplar semavidirler ve madem o kitap sahipleri enbiyadırlar, Nebidir. nebidirler, peygamberdirler. Elbette ve herhalde onların dinlerini nesheden, yani ortadan kaldıran, hükümlerini kaldıran ve kainatın şeklini değiştiren, adeta kainatın şekli değişiyor onunla, onun nuruyla ve yerin yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran, burada toprak olarak, küre-i arzın yarısı getirdiği nur ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve katidir. Bu nesi şöyle anlayabilir miyiz? Yani onların hükümlerini ortadan kaldırma şeyini. İnsanı da bir insanın yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek insanlık dönemlerini büyük bir insan olarak tasavvur edersek, Evet.
Onun çocukluk devresi var. Güzel. İşte gençlik devresi var. Kemal olgunluk çağı var. Bu artık sair dinlerin, şeriatların hükümleri, işte insanlığa huzur ve saadet, mutluluk içerisinde medeni bir şekilde yaşamak için sundukları reçeteler, emirler vesaire bir noktada artık bu çağımız insanının tam manada tatmin edici olmadığından dolayı, daha kamil, daha mükemmel bir dine ihtiyaç olduğundan dolayı, insanlık da bu noktada olgunlaştığından dolayı ona mukabil gelebilecek bir din var. Şimdi Hazreti Adem zamanında belki ne kadar emir var bilmiyorum. 100 emir olmadığını biliyorum. Evet. Ama Peygamberimize geldiğinde 6000 küsür tane ayet var. Şimdi bir sayfa iniyor. Evet. İlk dönemde şu 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 diye. Ama ahir zamanda ise bir Kur'an geliyor. Çünkü insanlık artık gelişmiş, inkişaf etmiş. İnkişaf etmiş. Onları doyuracak ancak bu dindir manasında. Ötekilerin de batıl olduğundan değil, evet, kemale ermiş, mütemmim, evet, kamil, olgun mertebede olanı olduğundan dolayı Peygamberimiz onların dinlerini nesletmiştir diyebiliriz. Allah razı olsun. Bir, çok yanlışlıklar katıldığı için neshediyor. Bir de o var. İki, zaman artık uygun gelmediğinden. Evet. Hani bazen diyelim mesela çocuklarımız da bize deriz, toplumda da deniyor. Büyüklerimiz de bize demişti. Artık çocuk değilsin. Çocukken yaptığın vakit güldüğümüz şeyler şimdi artık bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla o zamanki diyelim mesela insanların ahvaline o çok uygundu. Ki bunu da belirleyen ne, kainatın halıkı, insanların yaratıcısı, insanların huzur ve mutluluğunu bizzat kendisi tayin eden Cenab-ı Hak'tır. Bir zaman geldi. İşte onun için diyor ya, onlar tufuliyet zamanındaydı. Ha. Bedeviyet zamanındaydı. Şimdi tufuliyet zamanında, bedeviyet zamanında, çocukluk zamanında, ondan sonra iptidai derslerde izah az olur. Fazla onlara yük yüklenmez, fazla sıkıntı verilmez, şey yapmaz ama bir zaman gelir ki insanların inkişafı fazla olmuş. Artık bunların da mesuliyetleri, bunların da artık şeyleri çok ayrıntılı olacak. Yani ya, üniversite talebesine çarpım tablosunu huzur al bunu şey yapmak demek biraz evet, hafif olur. Evet. Yani doyurmaz onu. Aynen öyle. Aynen onun gibi. Allah razı olsun. Çok güzel. Böyle bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir o dinlerin. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar. Mesela o kitapları incelediğimiz vakit, yani bakıyorsun ki İsa Aleyhisselam diyelim mesela bir yere gidip birisiyle konuşmasını bile koyuyorlar kitaplarına. Hmm. Yani İncil'de bunlar var. Yani küçük hadisleri bile haber veren o kitaplar, Nevi Beşer'in en büyük hadisesi olan, koca insanlık aleminin en büyük hadisesi olan hadise-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haber vermemek kabil midir? Evet. Onun için haber vermişler yani. Tabii. Yani dünya tarihindeki en büyük olay nedir denilse, evet, şüphesiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa gönderilmesi ve, evet, onun getirdiği mesaj olan İslamiyet'tir. Evet. İkinci söylenebilir mi? Evet. Yani o kitaplar madem semavidir, madem o semavi kitapları getirdiklerine göre Allah'ın elçileridir. Öyleyse Allah'ın en büyük elçisinden, kainatın en büyük olayından bahsetmeleri gerekir.